Herkese iyi günler dilerim. Tamirizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kombi fan bakımı ile kombi fan arızası hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak kombi fan arızası ile başlayalım. Kombi fanı neden bozulur? Kombi fanının şu anda ekranda gördüğünüz gibi üzerinde bir bobin vardır. Genel olarak bunlar yanar. Eğer kombinizin içi su alıyor ise bacadan dolayı, bundan dolayı da kombi fan motorunuz yanmış olabilir. Bunun bobinini ancak sıfır ile değiştirerek onarabilirsiniz. Sardırma olabilir mi? Tabii ki de olabilir ama ne kadar sağlıklı çalışır bilmiyoruz. Biz genel olarak bu tarz arızalar başımıza geldiği zaman direkt fan motorunu değiştirerek arıza onarımını yapmış oluyoruz. Fan motorunuz 220 volt AC gerilim ile çalışıyordur. Eğer test etmek isterseniz 220 volt AC gerilim vererek soket başlarına test edebilirsiniz. Ya da ölçü aletinin bazı kısmını alarak kısa devre yaparak sargıların kopup kopmadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşlemlere başlamadan önce ilk olarak kombimizin elektriğini kapatıyoruz. Gaz vanasını da kapatarak öyle başlıyoruz. Kombimizin topraklama soketi ile şu anda elimde söktüğüm kısım topraklama soketi ve AC gerilim olan 220 volta bağlı olan nötr ile faz kısmını söküyoruz. Vidayı söktükten sonra kombi fan motorumu aşağı yukarı hareket ettirerek çıkmasını sağlayacağım. Ben yukarıdaki bacayı da söktüm daha kolay çıksın diye. Siz sökmek zorunda değilsiniz. Eğer zorlanırsanız siz de sökebilirsiniz. Bakın aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz zaman baca çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Ben geçen sene düzenli bir şekilde bakım yaptım fanıma ama yeniden kirlenmiş. Bu kirlilikten dolayı belirli bir süre sonra fanım sessiz çalışacaktır ve havayı iyi atamayacaktır dışarı. Fan motorunuzun her yerini yıkamayacaksınız. Sadece iç, pervane kısmındaki gözenekleri yıkayacaksınız. İşte tamamını eğer su tutarsanız bobininiz bozulur. Fan motorunuz kullanılmaz hale gelir. Bizim yaptığımız gibi iç kısmını temizleyeceksiniz ve bırakacaksınız. Faz çöz veya kir çöz gibi evinizde deterjanlar varsa bunları kullanarak kirlerin daha çabuk ve daha kolay bir şekilde fan pervanesinin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Fan pervanesi tam yüzeye gelecek şekilde koyalım. Ters koyduğumuz takdirde kombinin bobinine su gider ve kombimizin bobini yanar, kullanılmaz hale gelir. Buna çok dikkat edelim. Yaklaşık 10 dakika suyunu sıkmasını bekleyelim ve yağ bakımına geçelim. Fön makinesinin soğuk kısmını açacağız. Kombimizin bobin kısmına tutarak oradaki pisliklerin dağılmasını sağlayacağız. Dikkat edelim, sıcak kısmını açmayacağız. Soğuk kısmı alarak bu işlem böyle gerçekleştireceğiz. Eğer evinizin içi kirlenmesini istemiyorsanız, yani benim fan motorum çok kirli olmadığı için içeride yaptım size göstermek için. Çok kirliyse bunu balkonda yapın, yoksa eviniz batabilir bundan dolayı. Fan motorunun ruman bakımını yapalım, yani bilye bakımını. Ben bu işlem için araç yağını kullanıyorum genelde. Aracımdan arta kalan yağları bu tarz işlemlerde kullanıyorum. Bu yağdan yoksa elinizde makine yağı da kullanabilirsiniz. Ama evde kullanılan yemek yağını kullanmayın kesinlikle. Ses yapar, bilyenizin daha çabuk bozulmasına sebep olur. Fan motoruna yağ ne kadar koyacağız diye sorarsanız bir damla ya da iki damla koymanız yeterlidir. Fan motorunuzda herhangi bir ses varsa bu sesi de
belli bir süre sonra ortadan kaldıracaktır zaten. İnşallah fan montunuz rumanı dağılmamış ise bu arıza geçerli. Yani şu yağ koyduğum yerdeki ruman bile eğer bozulmuş ise o bilyenin değişimi gerçekleşecektir. Yoksa aynı şekilde sesli yapmaya devam eder. Genel olarak ama yağlama yaptığınız zaman %90 ihtimalde ses olayı ortadan kalkıyor. Ve daha iyi havayı dışarı atmasını sağlıyor bu yağlama işlemi. Son bir defa fan montunun etrafını kontrol ettikten sonra takma işlemine başlayacağız. İyice sağını sonra kontrol edelim herhangi bir ıslaklık var mı diye, özellikle bobin kısmını. Eğer bobin kısmında bir ıslaklık varsa onun kurumasını bekleyelim, öyle takalım.